Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Mayıs ayı sizin için maddi konularda önemli etkiler getirebilir. Enerjinizin de çok yüksek olduğu gerçekten ilgi çekici bir ay, Mayıs ayı. Yönetici gezegeniniz Mars ay boyunca burcunuzda olacak, koç burcunda olacak. Güneş 20 Mayıs'a kadar boğa burcunda ilerleyecek. Mars'ın desteğiyle ay genelinde yüksek bir enerji altında olabilirsiniz. Bu ay istekleriniz doğrultusunda, hedefleriniz doğrultusunda harekete geçmeniz, mücadele etmeniz, özgüveninizin yüksek olması mümkün görünüyor. Üstelik artık Merkür de düzeldi. Burcunuzda ileri harekette ve ay genelinde hızlanacak. 15'ine kadar Koç burcunda olacak. 15'inden sonra ise Boğa burcuna geçecek. Bu ay genel olarak kendinizi ifade etme, kendinizi ortaya koyma konusunda çok hareketli olabilirsiniz. Sadece sabırsız olmayın, düşünmeden hareket etmeyin. Mümkün olduğunca dengeli, uyumlu olmaya özen gösterin. Çünkü Mars enerjinizi arttırdığı kadar sizi mücadeleci ve biraz kavgacı da yapabilir. Zaman zaman çok öfkeli, çatışmacı olabilirsiniz. Merkür'ün de etkisiyle tartışmalara açık olabilirsiniz. Bu ay genel itibariyle Mars'ın olumlu yönlerini iyi değerlendirip gölge yönlerinden biraz uzak durmakta fayda var. Evet, 8 Mayıs'ta 18 derece boğa burcunda yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay sizin para evinizde doğuyor. Üstelik biliyorsunuz para evinizde Jüpiter geçişi bir süredir devam etmekte. Bu ay artık boğa burcunun son derecelerinde ilerleyen Jüpiter bu burçtan ayrılıp ikizler burcuna geçecek 26 Mayıs itibariyle. 26 Mayıs'a kadar da çok önemli kavuşumlar yapıyor. Güneş boğa burcunda, Jüpiter, Uranüs boğa burcunda, Venüs boğa burcunda yönetici gezegen olarak ve 8 Mayıs'ta işte bu etkilerle bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizin kendi değerinizi keşfetmenizi, özgüveninizin artmasını sağlayabilir. Tabii ki boğa maddi manevi güvence ihtiyacımızı öne çıkarıyor. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ve kendinizi güvende hissedecek konu ve kavramlarda bu ay yapılandırmalarınız söz konusu. Önemli kazanç fırsatlarınız, iş fırsatlarınız, parayla ilgili güçlü şanslar karşınıza çıkabilir, unutmayın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, boğa burcunda olabilir, akrep olabilir, kova ya da aslan olabilir. İşte bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ayın etkisi daha da güçlenecektir. Birçok gezegenin para evinizde olması kuşkusuz sizin için kazançlar anlamında güzel etkiler getirebilir. 13 Mayıs'ta Güneş'le Uranüs'ün bir kavuşumu var. Sürpriz fırsatlara hazır olun. Hiç beklemediğiniz yerden gelebilecek bir para ya da işte bir iş fırsatı. Tabii bu beklenmedik harcamalar da ortaya çıkarabilir. Unutmayın. Yani bir şeyleri satın almak için bir fırsat çıkar karşınıza. Ama bu bir yatırım. Yani uzun vadeli aslında sizin lehinize olacak bir harcama. Yani boğa burcundaki harcamalar keyif için olabilir, konfor için olabilir ama uzun vadeli yatırımlar için de çok destekleyicidir. Üstelik Venüs'ün de burada çok güzel destekleri var. 18 Mayıs'ına çok öne çıkan bir gün. Güneş'le Jüpiter'in muhteşem kavuşumu var. Çok şanslı bir kavuşumdur. Venüs-Uranüs kavuşumu da bunu destekliyor olacak. Yani hızlı kazançlar, işte böyle maddi durumunuzda hızlı artışlar olabilir. Daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımsa mesela geri dönüşlerini alabilirsiniz ya da bir malınızı satmak istiyorsunuz. İşte çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yine çok güzel yatırımlar karşınıza çıkabilir. Para dışında da hani hayattan keyif alacağınız, konforunuzun artacağı bir dönem. İştahınız artabilir. Evet, bu ay daha fazla iştahlı olabilirsiniz. Bir şeylere sahip olma konusunda daha dürtüsel davranabilirsiniz. Bunları da unutmayın lütfen. Güneş'le Jüpiter'in Algol yıldızında kavuşması, bu da özel bir açı, çok da güçlü etkiler veriyor. Finansal konularda riskleri de iyi yönetmek lazım. Yani Venüs'le Uranüs'ün kavuşumu bazı riskler de ortaya çıkarabilir. Özellikle piyasalarla ilgili, ekonomiyle ilgili, daha global anlamda, küresel anlamda hızlı durumlar olabilir, beklenmedik gelişmeler olabilir. Yani bunun size yansımaları olabilir. Bu nedenle para konularında da mümkün olduğunca güvenli hareket etmenizde, istikrarlı, uzun vadeli
yapılandırmalar içerisinde olmanızda fayda var, ama tabii ki hızlı sürpriz kazançlar da olabilir. Bunlar da önemli fırsatlar olarak karşımıza çıkabilir. 20 Mayıs'ta artık Güneş İkizler Burcu'na geçecek. İletişimin, enerjinin çok güçlendiği bir dönem, hareketin arttığı bir dönem. 23 Mayıs'ta Yay Burcu'nun 2 derecesinde Dolunay meydana geliyor sevgili koçlar. Bu Dolunay sizin için oldukça hareketli, neşeli, eğlenceli enerjiler getiriyor. 9. evinizde meydana gelecek. Dolunay'la birlikte seyahatleriniz hızlanabilir. Ya da seyahat planlamaları, tatil organizasyonları da yapabilirsiniz. Bu Dolunay aynı zamanda eğitim ve akademik çalışmalarla ilgili bir amacınıza ulaşmanız, bir şeyin tamamlanması anlamına da gelebilir. Yurt dışı konuları, uluslararası işleriniz, bunlar yurt dışı ticareti olabilir. Özellikle lojistik gibi alanlar, hani her türlü bilgi trafiği, internet üzerinde, dijital alanlarda yapılacak işler, girişimler, sosyal medya üzerindeki işler, bununla beraber yurt dışında yapılabilecek yapılandırmalar, yurt dışında okumak, yerleşmek, bağlantılar kurmak ve benzeri işleriniz de olabilir. Hukuksal işleriniz, görüşmeleriniz olabilir, bir davanız, mahkemeniz olabilir. Tüm buralarda aslında hızlı çözümler bulabileceğiniz ve güçlü destekler alabileceğiniz bir dolunay. Çünkü bu dolunay sırasında Plüton'un Güneş'le çok olumlu, güzel bir üçgen açısı var. Geleceğe dair büyük hedeflerinizle ilgili önemli adımlar atabilir. Çok güçlü maddi manevi destekler alabilirsiniz. Bu dolunay gerçekten uzun süredir beklediğiniz bazı konuların netleşmesini de sağlayabilir. Güneş-Plüto üçgeni oldukça faydalı bir açı ve sizin için de çok destekleyici görünüyor. Ve yine aynı gün Jüpiter'le Venüs'ün bu sefer yine Boğa Burcu'nun son derecesinde güçlü bir kavuşumu var. Yani para evinize de, parasal durumunuzu da etkileyen önemli bir tesirden bahsediyoruz. İki şans gezegeni Jüpiter ve Venüs Boğa Burcu'nun son derecelerinde kavuşacaklar 23 Mayıs Dolunay'ında. Yani bu çok güçlü bir etki aslında. Belki de son bir yıldır, 1,5 yıldır hani maddi konularda uğraştığınız bir temanın sonuçlanması olabilir. Bunun hukuksal bağlantıları olabilir. İşte bir iş bağlantınız olabilir. Hani bunun sonuçlarını alabileceğiniz bir süreci de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Özellikle değişken burçlarda ya da hava burçlarında 2 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, işte 0 ile 5 derece arası önemli etkiler alabilir. Sizin için bireysel etkileri artabilir bu dolunayın. Ve dolunayın hemen ardından 26 Mayıs'ta bu sefer Jüpiter artık Boğa Burcu'ndaki yolculuğunu bitirip İkizler Burcu'na geçecek ve Jüpiter büyük şans gezegenimiz Haziran 2025'e kadar bir yıllık bir süreçte İkizler Burcu'nda olacak. Yani 3. evinize geçecek. Bu da sizin için bu önümüzdeki bir yıllık süreçte iletişim, eğitim, bilgi trafiği, yakın çevre ilişkileri, ticari aktiviteler anlamında daha fazla fırsat ve gelişme imkanı demek. Jüpiter'in hemen ardından Güneş zaten İkizler Burcu'nda, Venüs İkizler Burcu'na geçiyor ve burada Güneş, Jüpiter, işte Venüs, Jüpiter birlikte hareketini görüyoruz ve ayın son günlerinde özellikle Güneş'le Plüton'da güzel bir Jüpiter'le Plüton'da güzel böyle bir hava üçgeni oluşacak. Üçüncü evinizden alıyorsunuz bu etkiyi. Muhteşem fırsatlar çıkabilir karşınıza. Bakın, bir anlaşma, bir ticari teklif olabilir. Sizi geliştirecek, ufkunuzu açacak çok güzel eğitim fırsatları olabilir. Özellikle medya, iletişim, basın, yayıncılık, teknoloji, dijital platformlar, bilimsel alanlarda olabilecek girişimler, bu alanlarda yapılacak iş girişimleri veya kazanç imkanları, tüm bunlar ufkunuzu geliştirecek bilgiler. Özellikle ayın son günlerinde ve Haziran ayında da devam edecek etkiler bunlar. Gelebilir hayatınıza. Fırsatların çok olduğu bir aydayız. Gördüğünüz gibi sevgili koçlar, bu ay gerçekten ilginç etkiler var. Çok fırsat var gökyüzünde. Umarım siz de bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.